Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de pazar gününün son maçında az önce sona eren mücadelede Sakaryaspor'la Eyüpspor karşı karşıya geldi ve haftanın sürprizi gerçekleşti. Sakaryaspor kendi sahasında ağırladı lider Eyüpspor'u 2-0'lık bir skorla mağlup ederek ligde puanını 8'e yükseltti ve an itibariyle 12. sıraya yükseldi. Lider Eyüpspor ise ligde herkesin merakla beklediği ilk puan kaybını nerede yaşayacak sorusunun cevabını bizlere bu hafta vermiş oldu. 7. hafta itibariyle Caner Erkin önderliğindeki Eyüpspor Sakarya deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve 6-6'dan sonra 18 puanda kalmış oldular bu haftaki almış oldukları yenilgiyle. Bu maçın analizini yapacağız. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Şimdi şöyle giriş yapalım maça. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın futbolcu olarak iki değerli parçası olan Tuncay Şanlı ve Arda Turan'ın bugün teknik direktör olarak ilk defa karşı karşıya geldiği bir mücadele izledik. O bizim için çok değerli bir jenerasyondu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki jenerasyonumuz. İşte Tuncay Şanlı'ların, Tümer Metinler'in, Nihat Kahveciler'in, Arda Turan'ların, Servet Çetin'lerin, Emre Güngör'lerin, Emre Aşıklar'ın olduğu, o Volkan Demirel'in olduğu jenerasyon. Şimdi şöyle bir bakıyorum da Volkan Demirel Hatay Spor Teknik Direktörü, Servet Çetin Sivas Spor Teknik Direktörü, Arda Turan Eyüp Spor, Tuncay Şanlı Sakarya Spor. Yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası jenerasyonunun artık teknik direktör olarak ülkemize hizmet ettiği dönemleri yaşıyoruz 2023 yılı itibariyle. Böyle tatlı bir tesadüfle maça başladık. Tabii ki Tuncay Şanlı'nın göreve geldi, bu 3. maç oldu ve onun için iyi bir başlangıç evresi olmadı. İlk 2 haftaki almış olduğu yenilgilerden sonra aslında koltuğu da sallanıyor noktasına gelmişti Tuncay Hoca'nın. Ama bugün o koltuğunu biraz olsun kurtardı diyebilirim. Arda Turan açısından da Tuncay abisine, hani abisiydi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arda Turan, daha yanılmıyorsam 86'lı olması lazım. O dönem 22 yaşındaydı. Tuncay Şanlı da kariyerinin sonlarındaydı o dönem için. Tuncay abisine bir kıyak gibi oldu bu 3 puan. Sakaryaspor'un kazanmış olduğu 3 puan. Tuncay abisinin koltukta kalma noktasında önemli bir etken oldu. Şimdi şöyle gelelim maça. Maça Sakaryaspor kalede Cihan Topaloğlu ile başlarken savunma ikilisinde Donkor'la Erdi Dikmen oynadı. Beklerde sağ bekte Oğuz Yıldırım, sol bekte Bülent Cevahir oynadı. Orta alanda ön libero pozisyonunda Rayko Rotman oynadı. Rotman'ın yanında 8 numara pozisyonda oynayan futbolcu Mikhail Okyar'dı. Ya aslında ikisi de 6 numara, yani çift 6 numara gibi oynadığını söyleyebilirim. Rotman ve Mikhail ile birlikte. Onların önünde oynayan futbolcu Muratcan Akpınar'dı. Kanatlarda ise oynayan futbolcular bir tarafta Odese Roshi, bir tarafta oynayan futbolcu Jonathan Delvalle, en uçta ise Kabangu Kasango, maçın yıldızı olmuştu. Kasango'nun atmış olduğu 2 golle maçı kazandı Sakaryaspor. Konuk Eyüpspor'da ise kalede bugün Berke vardı. Berke'nin önünde oynayan 2 futbolcu Metehan ve Metehan'ın yanında oynayan futbolcu da Claro'ydu. Beklerde ise bir tarafta oynayan futbolcu Robin Yalçın oynadı bugün sağ bekte. Yani Murat Uçar yine yedek kulübesindeydi. Neden böyle bir tercih yapılıyor? Biraz Arda Hoca'yı bu konuda anlamlandırmakta zorlanıyorum. Sol bekte ise oynayan futbolcu Caner Erkin'di. Orta alanda ön libero pozisyonu Taşkın İlter oynarken Taşkın'ın hemen yanında oynayan futbolcu Freddy'ydi. 10 numara pozisyonunda Regattin. İleride ise kanatlarda bir tarafta Ahmet Kutucu, diğer tarafta Seslar. En uçta ise oynayan futbolcu Bruno'ydu. Aslında hani genel hatlarıyla baktığımız zaman iki takımın da çok yüksek tempoyla oynadığını söyleyemem. Yani ligin ilk 7 haftası itibariyle daha çok oyun ritmini düşük tuttukları maçlarda skora giden takımlardı. Ya bu noktada Eyüpspor'u anlayabiliyorum. Eyüpspor çünkü yaş olarak çok biraz yaş skalası yüksek bir takım. O yüzden oyun ritminin çok yükselmesini istemeyen bir takım hüviyetinde. Ama Sakaryaspor ise, Sakaryaspor ise genel olarak topa sahip olarak oynamak isteyen bir takım. Topa sahip olduğu zaman da rakip yarı alanda etkili olabilen bir takım. Yani geçiş oyunlarında falan çok etkili olan bir takım değil. Ama bugün enteresandır, daha çok geçiş oyunlarıyla, yani kontra ataklarla biraz daha skora giden takım hüviyetine büründü. Maçın ilk yarısında, hani aslında maçın genelinde çok pozisyon
yoğunluğu olan bir maç olmadı. Her iki takımın da zaten ben çok pozisyonlu olacağını da düşünmüyordum bu maçın. Sakaryaspor'un maçtan önceki düşüncelerim Sakaryaspor'un maçı kitlemeye yönelik, beraberliğe yönelik bir oyun oynayacağı, Eyüpspor'un daha çok oyuna hakim olacağı yönündeydi ama Eyüpspor'a pozisyon da vermedi ve iki tane Kavan Kasango'nun ikinci yarının başında atmış olduğu iki golle ilk yarıda dediğim gibi yani çok fazla pozisyon da yoktu. Yani bir işte ilk yarının sonunda Bruno'nun atmış olduğu bir gol var. Elle attı. O iptal edilen bir gol oldu. Onun dışında hani çok da kayda değer bir pozisyon yoktu. İkinci yarıda da Kaban Kasango'nun atmış olduğu iki golden sonra oyunun biraz daha ritmini eline aldı Eyüpspor ama orada da gol pozisyonları üretemedi. Yani maçta hani Eyüpspor adına en ciddi pozisyonunda herhalde Ahmet Kutucu'nun uzaktan attığı şut dışında ciddi bir pozisyonu da yoktu. Ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor'u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ben Sakaryaspor'u çok eleştiriyorum. Bugün orta alanda Hasan Kılıç ve Sinan Kurt yoktu. Ve hani bazı oyuncular orijinal yerlerine geri döndü. Defansta Donkor geri geldi. Donkor Erdi ikilisi oynadı. Rotman orijinal yeri olan ön libero pozisyonuna geçti. Haftalardır stoper pozisyonunda oynuyordu. Hasan Kılıç ile Sinan Kurt'un olmaması Sakaryaspor'un oyununu olumlu anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü Sakaryaspor'da yani Hasan Kılıç ve Sinan Kurt'un, tabii Sinan Kurt'un olmamasının da sebebi Eyüpspor'a karşı oynayamama maddesinin bulunması sözleşmesinde. Ama zaten varlıkları da çok da bir ifade etmiyor. Yani Sinan Kurt'la Hasan Kılıç. Yani Sinan'ı kısmen hadi bir nebze driplingçi bir 8 numara olduğu için ekstra bir özellikleri olduğunu düşünüyorum ama o da bal yapmayan arı gibi yani Sinan Kurt'ta. Hasan Kılıç ise yani yine söylüyorum haftalardır aynı şeyi söylüyorum Hasan Kılıç için. Hasan Kılıç aslında insanların zihninde çok büyük hayaller yarattıran ama aslında hiçbir zaman da o hayallerin karşılığını verebilen bir oyuncu olmadı. Yani Hasan Kılıç her sezon böyle şampiyonluğu oynayan takımlara gidiyor ama hiçbir zaman da dediğim gibi yani Hasan Kılıç oyunuyla da çok insanları etkileyen bir oyuncu da olmadı. Olamayacak da. O yüzden Hasan Kılıç'ın oynaması yerine bence Rotman-Mikail ikilisi üzerinde Tuncay Hoca'nın pragmatik bir 11 çıkarttı bugün. Bu pragmatik 11 üzerinde devam etmesi gerekiyor. Daha fazla denemelere bence girmemesi gerekiyor. Bir 11 oturttu. Asla Dino'yu, Burak Süleyman artık bu saatten sonra bence denememesi gerekiyor. Yaratmış olduğu bu 11 üzerinden ilk yarının sonuna kadar bu 11 ile devam etmesi gerekiyor. Kısmen buraya belki Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar'ın yerine eklenebilir. Odessa Roşi bu hafta itibariyle form tutmaya başladı. Kaban Kasango bu hafta itibariyle form tutmaya başladı. O yüzden Sakaryaspor ve Tuncay Hoca bence yakalamış olduğu bu 11, ideal 11 üzerinden devam etmesi gerekiyor. Ama devre arasına gelindiği zaman, bakın tekrar söylüyorum, bu takıma mutlaka savunma bölgesine takviye yapılması gerekiyor. Orta saha anlamında da orta sahada yine takviyeler yapılması gerekiyor. Bir de genç oyuncuların artık bu takıma adapte edilmesi gerekiyor. Bugün Sefa Karakuzu'ydu yanılmıyorsam yedek kulübesindeydi. Evet, Sefa Karakuzu. Ya bence hani son dakikalarda bu genç oyunculara da altyapıdan gelen Sakaryaspor'un altyapısından gelen oyunculara da Tuncay Hoca'nın şans vermesini temenni ediyorum. Çünkü Tuncay Hoca Sakaryaspor altyapısından gelen bir isim. Yani altyapıdan gelen oyuncuları biraz ayrıcalıklı kılması gerekiyor Sakarya'da. Türk futbolunun da Sakarya gibi, Gençler Birliği gibi, Trabzon gibi, Bursa gibi, İzmir takımları gibi, işte Karşıyaka, Göztepe, Altay, buraların Altın Ordu'nun buraların altyapısına ihtiyacı var. O yüzden Sakaryaspor'un altyapısından da oyuncuları Sakaryaspor A takımında görmek istiyoruz. Eyüpspor tarafına dönecek olursak da bugün Caner Erkin'in de atılması, ya bana göre bu pozisyonda kırmızı kart değil, bana biraz ağır geldi çünkü ayağını son anda çekmeye çalışıyor Caner ama maçın ilk yarısında yanılmıyorsam Odessa Roche'ye yapmış olduğu bir hareket vardı. Bence orada sarı kart görmesi gerekiyordu. O ikinci hareketten de kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Direkt kırmızı kart bence o hareket için biraz ağır oldu ama hakemler artık bu tür pozisyonları direkt kırmızı kartla cezalandırıyorlar. Eyüpspor'da Caner'in gelecek haftalarda olmaması onlar için bir handikap. Çünkü bu takım tamamıyla Caner üzerine kurulu bir takımmış gibi görünüyor. Ama biraz da artık Regattin merkezli bir takıma da evrilmesi gerekiyor Eyüpspor'un. Bakalım gelecek haftalar bizlere neyi gösterecek, bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi akşamlar.